Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmet etili huzur görüşler. Yeni bir katımlık Şarkı Türkistan gün tertip programımızın görüşmelerine kızın karşılarımız. Ben Abdullah Yılgun. Kadirli körümelerimiz, hemen Allah'ın malum boğandık. Biz bu programımızı yıllardır bir devam kılıp kilovatımız. En muhim, bizge alakadar boğan meselelerini özümüz yaşavatkan devletlerde bulsun. Yani halk aradaki Şarkı Türkistan'a alakadar meselelerini tartışıp kilovatımız programımızda. Bugün intan kıymetli bir mekmenimizle teklif kıldık. Hemen Allah'a tanışık boğan Şarkı Türkistan Teşkilatları Birlik Reisi, şunaklı Şarkı Türkistan Mağarif ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi, hürmetli Hidayetullah Oğuz Han, bugünkü mekmenim. Nait muhim bir temada tohtulumuz aldığımızda, her yıl devam kılıp atkandık. Yıllardım yiyen bugün, bu yıl 11. yılı buludu. Her yıl sizlere takip kılıp atımız, şu ekranlarımız arkalık. Dünya Şarkı Türkistanlıklar kıyrındaşlık. Uçuruşçinin ki 11. nöbetliğe ötküzülmek için. Şundakla Şarkı Türkistan Milli Birlik Şurası'nın ki o 2. nöbetlik yığını bir vakitte ötküzüldü. Biz muşu elbette bu yığınca her yıl kadek dünyanın her kaysi cahillerden halk aradı ki 18'in köprek devlette Şarkı Türkistan davası sebebi aldınkı uğrunda hizmet kılıp atkan cemaat erbabları, teşkilat reisleri, şula katnışıdı, alimlerimiz katnışıdı. Şu özümüzdeki vatanımızga müstakillikke eriştiriş bu halkımızdeki tatavatkan bugünkü içinişik gündün kutuluşu üçün nurgun cemaat rehberlerimiz müşahede bir yere kilip bu meselede ciddi şekilde para anlaşıp meselemizde hal kılışka başka turduğun gibi biz bu yıkılış vatkan az gündeyinkin ötküzüldüğün bu yığın hakkında hürmetlik Hidayetullah Hacim'le sohbetleşiş için teklif olduk. Aldı bilen kıymetli vaktini çıkarıp kadem taşır kulak Allah için köptün köp rahmet eytimiz. Rahmet eytim. Allah razı olsun. Elbette programımız nek meydanın takıtlı vardı da. Programımızın köplügen kıyırlaşımızın paydınlaşı için arkadaşı gruplarla hem behirleş bilen birge programımızla alakadar boğan arkana fikir, teklif, suallar onlar bulsa program cereyanda bizge ekran aldıkı numaralı arkalık, WhatsApp arkalık yazısı anlamıyor ki bir vasıtın ak meydanına bağlansanlar buludu. Bunu da koyan bulaydı. Hürmet Hidayetullah'cım programımızda biz Şarkı Türkistan bilgenmişim. Şarkı Türkistan Milli Birlik Şurası 11. nöbetlik kıyırındaşlık uçuruşunu sözleştim burun. Türkiye'de yaşavatımız, hem kıyırındaşımız, nurgulan muhacirlerimiz bir yerde var. Muş özümüz yaşavatkan, müşahedeki gün tertiptiki meselelerin biraz sohbetlesek de öyleyim. Şuna uya kiliştim burun aldı bilen. Şu ahırkı İstanbul sayılımının ki Şarkı Türkistan davası təsir göstermedi bir şeyden bir kirsek. Çünkü nurgun halkımız bununla dikkat kılıp atıdı. Beşi biraz her kıl fikirler mevcut ictimai fikir vasıtları mı? Elbette Türkiye'de yaşavatkan boğandıkın Türkiye'deki siyasi ve ictimai hakkında bir özgürlükle hadiselerden özümüzde jirak tutamayız. Bu bir tabii bir ahval. Elbette Türkiye'de meyli hakimiyette bir özgürlük olsun. Umumizlik Türkiye siyasi ikimede bir özgürlüklerinin buluşumu elbette Türkiye'de yaşavatkan. Şarkı Türkistanlıklarını ve ulanın kılavatkan iş izleri faaliyetlerini öz içi kalıdı, tesir köküstüdü. Ama lakin biz ma Türkiye'de ahir kıtım şu 3. ayının 31 endinkin 6. ayının 23 boğan saylam birbirine bağlıgan bir saylam iki katın boğan bunu toktalsak aslında bu bir mandala kanuni cehetten ilip etkanda bu bir normal bir saylam yani bir şehirçilik belediye saylamı bunda boğallık için bunun aslında devlet siyaseti de veya ki Türkiye'de yaşayan Uygurların ki dikkatini çekildiğin veya bizden davayımızda icabi veya selbi tesir köküstüş ihtimali yok boğan bir saylam. Ama lakin böyle mesele İstanbul boğan çağda biraz cık neyse hem edemden nokti nezirdin bu öz yani körnişimi şunun karta bir şekilinde bu saylamdan neticesi. Hem de emeli cahitin bu saylam yani Şarkı Türkistan davasına bir vasıta tesir gösterdi de karayım ben. Tesir gösterdi. Çünkü bu bir belediye saylımı. Bu belediye saylımının ki devlet idare kılış
yoki davlat politikasini siyosatini yurgizish bir vazifasi yoki xizmat doirasi ichida emas bir masala. Ammo lekin mandaqchilib aytgan chaqda bu saylovning natijasida bugun boshqa bir bugungi iqtidordagi partiyaning qo'lidan muxolifatdagi bir partiyaga Jumhuriyet Xalq Partiyasining qo'liga o'tdi. Bu natijada yangi bir davr boshlandi. Xo'sh. Davr boshlandi, ammo Turkiyadagi Sharqiy Turkiston davosiga yuqori degandek bevosita bir ta'sir bo'lmaydi. Lekin Istanbuldagi bir cho'ng shaharningki tarixdan buyon butun millatlar ya dindagi kishilar, mayli islom dinidan, xristianlikdan, yahudiylikdan, ya'ni Istanbulga qarata bir Istanbulni fath qilish, qo'lda tutish orzusi tarixdan bo'lib kelgan. Uning uchun bugun Turkiyada poytaxt Anqara bo'lsinmi? Istanbulningki poytaxtlik amaliy ta'siri Anqaradan ustun. Ya'ni butun iqtisod, siyosat, media tashviqot hamma narsa Istanbulda belgilandigan bir vaziyat keldi. Masalanki Turkiya 31 martda ilib berilgan saylov natijasida Anqarani mo qo'ldan ketkizib qo'ydi. Ya'ni Oq partiya hukumati. Xo'sh. Ketkizib qo'ysinmi? Buningga jiq e'tiroz bildirmadi. Ya'ni buningga o'zining bek beyaram bo'lganligini o'tirg'i jiq chiqmadi. Xo'sh. Bir poytaxtning qo'li ketishini mo cho'ng masala qilmadi. Ammo Istanbulning qo'ldan chiqishini hech ham hukumat hazm qilmadi, ham bu hukumatning mushu siyosatini qo'llab-quvvatlaydigan tabiqalarmi buni hazm qilmadi. Bu sababdan buni bir qancha sabablar bor. Istanbulningki hammaylan bilimizki Istanbul bir dunyo markazi deb deyiladi. Ham madaniyat jihatdan, ham iqtisod jihatdan, ham siyosiy jihatdan bugun bo'libmi bugungi mushu Turkiyaning tashqi siyosatidagi rolining eshishi bilan birga Istanbulningki islom dunyosi o'tirib Sharq Afrika mushu davlatlarda bir alohida bir markaziy vaziyat shakllangan bir ahvol ostida albatta bu Istanbul uchun hammadan qayg'urdiganlarning soni ko'p, xo'shunadiganlarning soni shuning bilan o'rtoq. Yana bu Istanbulningki mushu yuqorida deyilgan ahamiyatidan tufayli bugun Istanbul saylimi Sharqiy Turkiston davosiga ta'sir ko'rsatmagan bilan Sharq Turkiyaning Turkiya siyosatining kelajagini ta'sir ko'rsatadigan bir saylov. Turkiya siyosatining kelajakdagi yo'l xaritasini bundan keyingi yuksalish va yoki tushishiga ta'sir ko'rsatadigan bir saylov bo'lganligidan xo'sh. Bundan keyin Istanbul saylovining natijasida Turkiyada bo'ladigan o'zgarishlar tufayli Sharqiy Turkiston davosini bu nuqtai nazardan qaylagan chaqda ta'sir ko'rsatdi deb qarayman. Ammo bu biroz zaman oladi bu ishning qanchalik ijobiy va salbiy bo'lishiga ziyon silish nuqtasini aytgan chaqda.